Bu videoda sizlerle birlikte Almanca günlük konuşmada sıklıkla kullanabileceğiniz ya da duyabileceğiniz 100 temel Almanca cümle ve kalıptan bahsedeceğim. Daha öncesinden bununla ilgili 3 farklı video çekmiştim. Dilerseniz daha sonrasında bu videolara göz atabilirsiniz. Kurslara giderken günlük yaşamda kullanılabilecek birçok kalıbı öğreniyoruz. Ancak bazılarını Almanya'da yaşarken sıklıkla duyuyoruz. Kurslarda bunlar tam olarak öğrenilemediği için günlük konuşmada bunlara rastladığınızda tam olarak ne olduğunu anlayamayabilirsiniz. Hem bu kelimelere ya da kalıplara aşinalık sağlayabilir hem de sizlerde yeri geldiğinde günlük yaşantınızda kullanabilirsiniz. Haydi başlayalım. Na klar. Na klar. Tabii ki. Aynı zamanda günlük konuşmada sadece klar olarak da kullanılabilir. Natürlich ya da selbstverständlich kelimeleri de yine Almanca'da tabii ki anlamına gelir. Na und Na und ne olmuş yani? Ne olmuş yani? anlamına gelir. Na'nın Almanca'da birçok farklı kullanımı vardır. Bunlardan biri de na Na, naber, naber anlamıdır. Tanıdığınız kişilere ya da uzun zamandır görmediğiniz kişilere naber diye sormak istediğinizde na şeklinde sorabilirsiniz. Ist mir egal. Ist mir egal. Benim için fark etmez, umrumda değil anlamlarına gelir. Bunu günlük konuşmada sıklıkla duyabilirsiniz ancak kendiniz kullanmak istediğinizde kurallara uygun olması açısından das ist mir egal şeklinde kullanabilirsiniz. Ama günlük konuşmada genelde bu baştaki das yutulur. ist mir egal şeklinde kullanılır. Burada bir soru değil, normal bir cümle vardır. Das ist mir egal yerine kullanılabilecek birçok farklı kalıp vardır. Bunlardan biri de das ist mir worst kalıbıdır. Güney bölgelerinde bu was washed olarak da duyulabilir. Es geht so. Es geht so. İdare eder anlamına gelir. Keyfiniz yerinde değilse, idare ediyorsa, şöyle böyleyse, böyle bir durumda nasılsın, ne haber sorularına es geht so şeklinde cevap verebilirsiniz. Aynı zamanda bunun yerine yine idare eder demek için naya naya diyebilirsiniz. Ich bin sprachlos vor Freude. Ich bin sprachlos vor Freude. Sevinçten nutkum tutuldu ya da sevinçten dilim tutuldu şeklinde tercüme edilebilir çok sevindiğiniz durumlarda ne kadar sevindiğinizi belli etmek için bu kalıbı kullanabilirsiniz. Es ist nicht der Mühe wert. Es ist nicht der Mühe wert. Çabaya değmez, uğraştığına değmez anlamına gelir. Bir şey için boş çabalandığını düşünüyorsanız, yani o şeyin o çabaya değmeyeceğini düşünüyorsanız bu kalıbı kullanabilirsiniz. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Harika. Anlamına gelir. Bir şeyi beğendiğinizde ya da bir haber aldığınızda ve bu hoşunuza gittiyse harika demek için bu kalıbı kullanabilirsiniz. Vizüz. Vizüz. Ne kadar tatlı. Ne kadar tatlı. Anlamına gelen bir kalıptır. Ne kadar anlamını burada V katıyor. Daha sonrasında farklı sıfatlar gelebilir. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Bu harika. Hammer kelimesi de Almanca günlük yaşamda sıklıkla kullanılır. Bir şey hoşunuza gittiğinde yine bu kelimeyi bu kalıpla kullanabilirsiniz. Das ist ja komisch. Das ist ja komisch. İlk başta komisch kelimesinden dolayı komik ya da eğlenceli olduğunu düşünebilirsiniz ancak bu kelime garip, tuhaf, saçma anlamlarına geliyor. Bir şey eğer saçmaysa, tuhafsa ya da garipse bu durumda komisch sıfatını kullanabilirsiniz. Yani Das ist ja komisch dediğinizde bu garip, bu tuhaf demiş olursunuz. Kıvaç. Kıvaç. Saçmalık ya da saçma anlamlarına gelir. Yine bu da Almanca günlük konuşmada sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Burada Q ve U harfleri yan yana geldiği için okurken kıl, kıl şeklinde okuyoruz. Bu diğer Q ve U ile başlayan kelimeler ya da heceler için geçerli. Schon gut. Schon gut. Sorun değil, önemli değil anlamlarına gelir. Mesela bir yerden geçerken birine çarptınız ve affedersiniz ya da kusura bakmayın şeklinde bir şeyler söylediniz. Karşıdaki işte önemli değil, sorun değil demek istediğinde schon gut şeklinde cevap verebilir. Aynı zamanda buna macht nichts. Macht nichts şeklinde de cevap verilebilir. Bu da önemi yok anlamına geliyor. Was für ein Pech. Was für ein Pech. Ne büyük talihsizlik ya da bu ne talihsizlik şeklinde tercüme edilebilir. Bu ne ya da ne büyük şeklinde kalıplar kullanmak istiyorsanız was für kalıbını kullanabilirsiniz. Buna verilebilecek örneklerden biri de Was für ein Zufall? Was für ein Zufall? Bu cümle ne büyük tesadüf ya da bu ne tesadüf anlamına gelir. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Lütfen biraz bekleyin. Bu genelde telefonda bekletmelerde kullanılan bir kalıptır. Einen Augenblick yerine einen Moment şeklinde de kullanılabilir. Das ist ein Kinderspiel. Das ist ein Kinderspiel. Bu çocuk oyuncağı. Eğer bir iş çok kolaysa bunu basite indirgemek için çocuk oyuncağı kalıbı kullanılır. Bu kalıbın aynısı Almanca'da da vardır. Bu durumda da das ist ein Kinderspiel. Kalıbı kullanılır. Bu İngilizcedeki it's a piece of cake kalıbına denk gelir. Echt jetzt? Echt jetzt? Cidden mi? Anlamına geliyor. Almanca'da cidden mi? gerçekten mi anlamlarına gelen birçok kalıp var. Echt jetzt de bunlardan biri. Kein problem. Kein problem. Sorun değil. Anlamına gelir. Yine bir şey sorun değilse, herhangi bir sorun teşkil etmiyorsa bu kalıp günlük konuşmada rahatlıkla kullanılabilir. Yayın. Yayın hem evet hem de hayır anlamına gelir. Cevabın belirsiz olduğu durumlarda bu kelimeyi kullanabilirsiniz. Bu kelime aslında evet anlamına gelen ya ile hayır anlamına gelen nein kelimesinin birleşiminden oluşuyor. Toy toy toy. Toy toy toy. Bol şans anlamına gelen bir üçlemedir. Bunun yerine fil gülük ya da Hals und Beinbruch kalıpları da kullanılabilir. Birine şans dilemek istediğinizde bu üç kalıbı da kullanabilirsiniz. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Pes ediyorum. Aufgeben fiili Almanca'da pes etmek anlamına gelir ve ayrılabilen bir fiildir. Eğer artık bir şeye daha fazla devam edemeyecekseniz, pes ediyorsanız o zaman bu kalıbı kullanabilirsiniz. Mach dir keine Gedanken. Mach dir keine Gedanken. Endişelenme. Birine endişelenme, kafaya takma demek istediğinizde kullanabileceğiniz kalıplardan biridir. Bunun yerine mach dir keine Sorgen kalıbını da kullanabilirsiniz. Ich habe es satt. Ich habe es satt. Bıktım anlamına gelir. Ich bin satt dediğinizde doyduğunuzu belirtmiş olursunuz ancak ich habe es satt dediğinizde bıktım demiş olursunuz. Bunun yerine Almanca günlük konuşmada ich habe die Nase voll ya da ich habe die Schnauze voll kalıplarını kullanabilirsiniz. Yine bu durumda bıktım demiş olursunuz. Gleichfalls. Gleichfalls. Sana da ya da size de anlamlarına gelir. Biri size iyi hafta sonları, iyi günler dediğinde "Teşekkürler, sana da" demek istediğinizde "Danke"den sonra "Gleichfalls" kalıbını kullanabilirsiniz. Bunu hem resmi durumlarda hem de resmi olmayan durumlarda kullanabilirsiniz. Arkasından herhangi bir şekilde resmi olup olmadığını belirten bir kelime getirmenize gerek yok. Bu nedenle çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bunun yerine Ebenfalls ya da even zo da kullanabilirsiniz. Hepsi aynı anlama geliyor. Tabii ki öncesinde de teşekkür etmeyi unutmayın. Bunun için de danke kullanmanız yeterli. Ich verstehe nur Bahnhof. Ich verstehe nur Bahnhof. Birebir çevirdiğimizde sadece tren istasyonunu anlıyorum anlamına gelse de bu cümlenin asıl anlamı hiçbir şey anlamıyorumdur. Bunun yerine ich verstehe nichts ya da ich habe nichts verstanden cümleleri de kullanılabilir. Ama bu kalıbı duyduğunuz zaman bunun hiçbir şey anlamıyorum olduğunu bilin. Warte mal. Warte mal. Beklesene ya da bekle anlamına gelir. Das ist nicht meine Schuld. Das ist nicht meine Schuld. Benim suçum değil. Hätte, hätte, Fahrrad, kete. Hätte, hätte, Fahrrad, kete. İş işten geçti anlamına gelen bir sözcük grubudur. Bunun yerine der Zug ist abgefahren Der Zug ist abgefahren. Cümlesi de kullanılabilir. Her ikisi de aynı anlamlıdır. Darf ich bitte vorbei? Darf ich bitte vorbei? Geçebilir miyim? Bir yerde bir sıra var. Öne geçmeniz gerekiyor ya da yol tıkanmış. Oradan geçmeniz gerekiyor. Bu durumda bu kalıbı kullanabilirsiniz. Ist die Apotheke weit weg von hier? Ist die Apotheke weit weg von hier? Eczane buraya uzak mı? Burada eczane yerine sormak istediğiniz yeri söyleyebilirsiniz. Ich spreche ein wenig Deutsch. Ich spreche ein wenig Deutsch. Biraz Almanca konuşuyorum. Bunun yerine ich spreche ein bisschen deutsch. Ich spreche ein bisschen deutsch cümlesi de kullanılabilir. Ich bin im Eimer. Ich bin im Eimer. Bunu birebir tercüme ettiğimizde kovanın içindeyim gibi bir anlamı var. Ancak bu Almanca günlük konuşmada çok yorgunum anlamına gelen bir kalıp. Bunun yerine ich bin erschöpft ya da ich bin fix und fertig kalıpları kullanılabilir. Zum hier essen oder zum mitnehmen. Zum hier essen oder zum mitnehmen. Burada mı yiyeceksiniz yoksa paket mi olacak? Genelde fast food restoranlarında bir sipariş verdiğinizde size sorulan bir sorudur. Eğer orada yiyecekseniz tüm hiye bitti diyebilirsiniz. Eğer paket olarak almak istiyorsanız da tüm mitneğimin bitti şeklinde bu soruya cevap verebilirsiniz. Ich da lang. Ich gehe da lang. Ben şu tarafa gidiyorum ya da ben bu tarafa gidiyorum. Bu durumda genelde gidilecek olan yer el ile gösterilir. Wir sind nicht aus Zucker. Wir sind nicht aus Zucker. Şekerden değiliz anlamına gelir. İlk başta böyle bir cümlenin size kurulması garip gelebilir. Ancak dışarı çıkmamak için yağmur yağmasını bahane ederseniz bu cümleyi duymak sizin için kaçınılmaz olacaktır. Çünkü Almanlar için genellikle havanın kötü olması bir planın iptal olması için yeterli bir sebep değil. Şekerden olmadığımız için yağmur bizi eritmeyecektir. Bu nedenle bu bizim için bir bahane olamaz. Das klingt gut. Das klingt gut. Kulağa hoş geliyor ya da iyi fikir anlamına gelen bir cümledir. Bu Almanca günlük konuşmada yerine göre sıklıkla kullanılır. Achtung. Achtung dikkat anlamına gelir. Genellikle tren istasyonlarında çok duyulan bir kelimedir. Bir tren geldiğinde bu kelime kullanılır. Bir örnek verecek olursak, Achtung, S1 fährt ein şeklinde duyabilirsiniz. Ich arbeite von zu Hause aus. Ich Arbeite von zu Hause aus. Evden çalışıyorum. Pandemiden sonra artık hayatımızın bir parçası olan evden çalışma kalıbı da bizim için önemli. Eğer evden çalışıyorsanız bu cümle kalıbını kullanabilirsiniz. Şu an evden mi çalışıyorsunuz yoksa hala iş yerine gidiyor musunuz? Cevabınızı yorum olarak bırakabilirsiniz. Wir bleiben in Kontakt. Wir bleiben in Kontakt. İletişimde kalalım, irtibatı koparmayalım. Anlamına gelir İngilizce'deki keep in touch kalıbı ile aynıdır. Ich bin deprimiert. Ich bin deprimiert. Moralim bozuk ya da bunalımdayım anlamına gelir. Deprimiert sein Almanca'da bunalımda olmak, morali bozuk olmak anlamına gelen bir kalıptır. Mia läuft die Nase. Mia läuft die Nase. Burnum akıyor anlamına gelir. Eğer hasta olduysanız ya da nezleyseniz burnunuz akıyorsa bu kalıbı kullanabilirsiniz. Fühl dich wie zu Hause. Fühl dich wie zu Hause. Kendini evinde gibi hisset anlamına gelir. Bir arkadaşınız evinize geldi ve rahat ol demek istiyorsunuz. Böyle bir durumda kendini evinde gibi hisset anlamına gelen "fühl dich wie zu Hause" kalıbını kullanabilirsiniz. Gibt es etwas, wobei ich dir <laughs> helfen kann? Gibt es etwas, wobei ich dir helfen kann? Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? ya da sana yardım edebileceğim bir şey var mı? Burada helfen fiili by edatıyla kullanıldığı için burada virgülden sonra das değil, wobei kullanılıyor. Die Frisur steht dir gut. Die Frisur steht dir gut. Saç stilin sana yakışmış. Eğer birine bir şeyin yakıştığından bahsetmek istiyorsanız, stehen fiilini kullanabilirsiniz. Yakışan şey özne, kime yakıştıysa da o kişi dativ olarak kullanılıyor. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Kayboldum anlamına gelir. Sich verlaufen kaybolmak anlamına gelirken verlieren kaybetmek anlamına gelir bir nesneyi kaybediyorsanız böyle bir durumda verlieren fiilini kullanmanız gerekir. Ama siz kayboluyorsanız böyle bir durumda ise sich verlaufen kullanılmalıdır. Hör auf. Hör auf. Bırak ya da dur anlamına gelir. Bu aslında aufhören fiilinin emir kipindeki halidir. Das ist nicht der Rede wert. Das ist nicht der Rede wert. Konuşmaya değmez. Yani önemsiz, anlamına gelen bir cümledir. Bleiben Sie bitte am Apparat. Bleiben Sie bitte am Apparat. Lütfen hatta kalın. anlamına gelir. Alter, du glaubst nicht, was passiert ist. Alter, du glaubst nicht, was passiert ist. kanka ne olduğunu inanmazsın. Alta Almanca günlük konuşmada arkadaşlar arasında kullanılan bir hitap şeklidir. Türkçe'de kanka, dostum ya da abi anlamlarına gelebilir. Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Modumda değilim anlamına gelir. Kurslarda genelde bu ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust şeklinde öğreniliyor. Ancak günlük konuşmada aynı zamanda Ich habe keinen Bock şeklinde de kullanılıyor. Alles Gute. Alles Gute. Her şey gönlünce olsun anlamına gelir. Eğer birinin doğum günü için kullanıyorsanız böyle bir durumda kısaca yine alles gute de kullanabilirsiniz ya da uzun olarak alles gute zum geburtstag şeklinde de kullanabilirsiniz. Bu durumda doğum günün kutlu olsun anlamına geliyor. Birine iyi dileklerde bulunmak istiyorsanız kısaca konudan bağımsız olarak alles gute kalıbını kullanabilirsiniz. Tut mir leid. Tut mir leid. Üzgünüm anlamına gelir. Bunun yerine uzun olarak es tut mir leid diyebilirsiniz. Eğer çok üzgünüm demek isterseniz de Es tut mir sehr leid. Kalıbını kullanabilirsiniz. Stimmt. Stimmt. Kesinlikle anlamına gelir. Uzun olarak das stimmt. Das stimmt. Kalıbını da kullanabilirsiniz. Birine katıldığınızda kullanabileceğiniz kelimeler arasındadır. Ich könnte vor Freude weinen. Ich könnte vor Freude weinen. Sevinçten ağlayabilirim. Bir şeye ne kadar sevindiğinizi belirtmek istediğinizde bu kalıbı kullanabilirsiniz. Was für ein Mist? Was für ein Mist? Bu ne karışıklık böyle? Daha önceki videoda was für kalıbının bu ne ya da ne büyük anlamlarına geldiğinden bahsetmiştim. Yine burada kullanılan kalıpta da was für ein Mist olarak kullanılıyor ve bu da bu ne karışıklık böyle anlamına geliyor. Ich bin gelangweilt. Ich bin gelangweilt. Sıkıldım anlamına gelen bir cümle. Bunun yerine ich langweile mich Ich langweile mich kalıbı da yine aynı anlamda kullanılabilir. Ich bin langweilig derseniz eğer sıkıldım değil sıkıcıyım demiş olursunuz. Bu nedenle Ich bin langweilig yerine mir ist langweilig ya da ich bin gelangweilt ya da ich langweile mich kalıplarını kullanabilirsiniz. Ama Ich bin langweilig Sıkıcıyım anlamına geliyor. Bunu lütfen unutmayın. Ich bin dann mal weg. Ich bin dann mal weg. Ben kaçtım anlamına gelen ve günlük konuşmada sıklıkla kullanılan bir kalıptır. Bir ortamdan ayrılırken "Hadi ben kaçtım. Hadi ben gidiyorum." demek istediğinizde bu kalıbı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Was ist los? Was ist los? Neler oluyor? Anlamına gelen bir kalıptır. Bir ortama girdiğinizde tam olarak ne olduğunu anlayamadığınızda bu kalıbı kullanabilirsiniz. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Olarak kullandığınızda ise senin sorunun ne? Ya da neyin var? Anlamlarına gelen bir cümle kullanmış olursunuz. Zum Wohl! Zum Wohl. Şerefe anlamına gelir. Bir ortamda bardak tokuştururken Zum Wohl kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bunun yerine sıklıkla kullanılan Prost kelimesini de kullanabilirsiniz ya da duyabilirsiniz. Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Ne var ne yok? Yeni ne var ne yok? Ne gibi yenilikler var? Anlamına gelen bir kalıptır. Bir şeyi takip etmek istiyorsanız, daha sonrasında yeniliklerin olup olmadığını merak ediyorsanız ya da bu yeniliklerin ne olduğunu merak ediyorsanız bu kalıbı kullanabilirsiniz. How up? How up? Kaybol anlamına gelir. Emir cümlesidir ve resmi durumlarda kullanılmaz. Bu kalıbı Almanca filmlerde sıklıkla duyabilirsiniz. Kokmal Guck mal. Baksana ya da bak anlamlarına gelen yine bir emir cümlesidir. Genelde birine bir şey gösterilirken kullanılan bir kalıptır. Bunun yerine schau mal. mal. Kalıbı da kullanılabilir. Bunların kullanılması genelde bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Ancak farklı bölgelerde kullanıldığında da yine anlaşılabilir fakat duyma sıklığınız yaşadığınız bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterecektir. überhaupt nicht. überhaupt nicht. Hiç de değil, asla ya da katiyen anlamlarına gelen bir kalıptır. Bir şeyin oluru yoksa bu kalıp kullanılabilir. Bir şeyi reddediyorsanız ya da onun öyle olmadığını söylemek istiyorsanız böyle bir durumda überhaupt nicht kalıbını kullanabilirsiniz auf jeden fall auf jeden fall her türlü anlamına gelir sadece böyle bir kalıp olarak da kullanılabilir bir cümle olarak da kullanılabilir bir şey her türlü geçerliyse her türlü durumda gerçekse böyle bir durumda auf jeden fall kullanılabilir ya da mesela arkadaşınız size bana yardım eder misin dediğinde sana her türlü yardım ederim demek istediğinizde yine auf jeden fall kullanabilirsiniz bunun tam zıttı ise auf keinen fall, auf keinen fall kalıbıdır. Bu da hiçbir türlü anlamına gelir. Yani bir şeyin hiç oluru yoksa, böyle bir durumda bu kalıp kullanılabilir. Schade. Schade. Tüh. Yazık anlamlarına gelir. Mesela bir konsere gitmek istiyorsunuz ancak biletlerin hepsi satılmış. Bu durum için tepki verirken şadı denebilir. Tüh, yazık oldu gibisinden kullanılabilir. Wie gesagt. Wie gesagt. Daha sonrasında ne söylendiyse bununla ilgili cümle gelebilir. Bu söylediğim gibi ya da söylendiği gibi anlamlarına gelir. Daha önce konuşulan bir şeye aslında bir gönderme vardır. Das ist total verrückt. Das ist total verrückt. Bu tamamen delilik. Bu kalıp da yine Almanca filmlerde sıklıkla karşınıza çıkacaktır. Mir ist was dazwischen gekommen. Mir ist was dazwischen gekommen. Bir işim çıktı. Anlamına gelen bir kalıptır. Bir randevuyu bir işinizin çıkma sebebiyle iptal etmeniz gerektiğinde bu kalıbı kullanabilirsiniz. Das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. Sana ne ya da kibarca seni ilgilendirmez anlamına gelen bir kalıptır. Bana ne ya da beni ilgilendirmez demek istediğinizde ise das geht mich nichts an. Das geht mich nichts an kalıbını kullanabilirsiniz. Gön diye es. Gön diye es. Tadını çıkar anlamına gelir. Bir ürün için kullanıldığında ise güle güle kullan anlamına da gelebilir. Mesela arkadaşınız bir saat aldı. Güle güle kullan demek istediğinizde gön diye ya da gön diye es kalıbını kullanabilirsiniz. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ben varım anlamına geliyor. Eğer biri için bir yerde bulunduğunuzdan bahsetmek istiyorsanız ya da bir etkinliğe katılacağınızda orada olacağınızı belirtmek istiyorsanız bu kalıbı kullanabilirsiniz. Wir schreiben uns. Wir schreiben uns. Haberleşiriz anlamına gelen bir cümledir. Schreiben fiili aslında yazmak anlamına geliyor. Bu kalıbı birebir çevirdiğimizde yazışırız anlamı çıkıyor. Ancak bu anlamının yanı sıra aynı zamanda da dolaylı olarak haberleşiriz anlamını taşıyor. He he ne anlamına gelir. Aslında bu günlük konuşmada biraz kaba bir kullanımdır. Bir şey tam anlaşılmadığında kullanılabilir. Bir şey anlaşılmadığında kullanıldığı için genelde bu tepki verilirken birazcık yüz ekşitilir. Daha kibar bir şekilde söylemek isterseniz V bit'i, v biti kalıbını kullanabilirsiniz. Bu efendim anlamına gelir. Yine söylenilen şey tam duyulmadığında ya da anlaşılmadığında kullanılabilir. H tepkisine göre daha kibardır. Bu kalıbı kullandığınızda karşıdaki kişi söylediği şeyi tekrarlayacak ya da onu farklı bir şekilde ifade edecektir. Nix. Nix. Hiçbir şey. Evet doğru duydunuz. Hiçbir şey anlamına geliyor. Nichts aslında hiçbir şey anlamına gelir. Ancak günlük konuşmada ya da yazışmalarda nix hiçbir şey olarak kullanılır. Tabii ki bu yazışmalar resmi yazışmalar değil. Kein Ding. Kein Ding. Önemli değil anlamına gelir. Almancada önemli değil demenin birçok yolu vardır. Kein Ding de bunlardan biri. Bunun yerine keine Ursache. Keine Ursache kalıbı da kullanılabilir. Was geht ab? Was geht ab? ne haber anlamına gelir. Çok yakın olduğunuz kişilere nasılsın diye sormak istediğinizde we get us dia demek yerine was geht ab kalıbını kullanabilirsiniz. Buna ek olarak na na yine ne haber nasıl gidiyor demek için yeterlidir. Spinnst du oder was? Spinnst du oder was? Delirdin mi sen? anlamına gelen bir kalıptır. Bu kalıbı Almanca dizi ve filmlerde sıklıkla duyabilirsiniz. Bu günlük konuşmada ancak yakın olan kişiler arasında kullanılabilir. Das kann ich nicht ausstehen. Das kann ich nicht ausstehen. Buna katlanamıyorum. Jemandin oder etwas nicht ausstehen können. Birine ya da bir şeye katlanamamak anlamına gelir birine katlanamıyorsanız yine bu kalıbı kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken buradaki nesnenin akuzatif olması gerektiği. Ich hab keine Kohle dabei. Ich hab keine Kohle dabei. İlk düşündüğünüzde yanımda hiç kömür yok anlamına geldiğini düşünebilirsiniz. Ancak die Kohle kömür anlamına gelse de günlük konuşmada para anlamına gelir. Yani bu cümle yanımda hiç para yok demektir. Bu arada haben fiili iş kişi zamiriyle kullanılırken günlük konuşmada genelde bu sonundaki e düşer. Yani ich habe yerine ich habe şeklinde kullanılır. Ich bin KO. Ich bin KO. Çok yorgunum anlamına gelir. Almancada çok yorgunum demenin birçok farklı yolu vardır. Aynı Türkçede olduğu gibi. Bunlardan biri de ich bin KO'dur. KO İngilizcedeki knockout kelimesinin kısaltmasıdır. Bunun yerine ich bin erschöpft ya da ich bin fix und fertig kalıbını da kullanabilirsiniz. Mach's gut. Mach's gut. Kendine iyi bak anlamına gelen bir vedalaşma cümlesidir. Birbirinizle vedalaşırken hoşça kal, görüşürüz, yakında görüşmek üzere gibi kalıplar kullanabilirsiniz. Ama bunun dışında kendine iyi bak da oldukça sık kullanılan bir kalıptır. Guten, guten afiyet olsun anlamına gelir. Aslında guten appetit Almanca'da afiyet olsun demektir. Ancak özellikle güney bölgelerinde afiyet olsun demek için guten kullanılır. Tabii ki de Guten Appetit de yine kullanılabilir ama sadece Guten duyduğunuzda şaşırmayın. Schluss damit. Schluss damit. Yeter. Kes. Anlamlarına gelen bir kalıptır. Tabii ki bu belki bulunduğunuz duruma göre çok sıklıkla duyabileceğiniz bir kalıp olmayabilir. Ancak dizi ve filmlerde bununla karşılaşabilirsiniz. Ah so. Ah so. Anladım. Bu bir durumu böyle çaktığınızda yani jeton düştüğünde ha anladım demek istediğinizde kullanılan bir kalıptır ve Almanca günlük konuşmada sıklıkla kullanılır. Das ist ehrlich gut. Das ist ehrlich gut. Bu gerçekten iyi. Burada ehrlich yerine wirklich de kullanılabilir. Echt? Echt? Gerçekten mi? anlamına gelir. Burada soru tonlama ile veriliyor. Bunun yerine yine wirklich, wirklich kelimesi de kullanılabilir. Burada az önce de söylediğim gibi soru tonlama ile veriliyor. Kein plan, kein plan. Hiçbir fikrim yok anlamına gelir. Aslında plan kelimesinin artikeli değerdir. Yani bunun keinen plan olarak kullanılması gerekir. Ancak Almanca günlük konuşmada bu sondaki e ne eki düşer ve kein plan olarak kullanılır. Bunun yerine keine Ahnung, keine Ahnung kalıbı da kullanılabilir. Genau, genau. Aynen anlamına gelen bir kelimedir. Bir şeyi onaylamak istediğinizde, biriyle aynı düşüncede olduğunuzu belirtmek istediğinizde bu kelimeyi kullanabilirsiniz. Wie blöd. Wie blöd. Ne kadar aptalca. Anlamına gelen bir kalıptır ve günlük konuşmada yine sıklıkla duyulabilir. Gut gemacht. Gut gemacht. Aferin. Anlamına gelir. Birebir tercüme ettiğimizde iyi yaptın şeklinde tercüme edebilir. Ancak burada bir kinaya ya da ima yoktur. Bir takdir vardır. Das ist nicht mein Bier. Das ist nicht mein Bier. Bu benim sorunum değil. Birebir tercüme ettiğimizde bu benim biram değil gibi dursa da bu Almanca'da benim sorunum değil anlamına gelen bir cümledir. Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, doğruyu söylemek gerekirse burada daha sonrasında neyi söylemek istiyorsanız onu getirebilirsiniz cümle olarak ya da kelime olarak. Ich muss mal aufs Klo. Ich muss mal aufs Klo. Tuvalete gitmem gerek. Die Toilette Almanca'da tuvalet anlamına geliyor ancak günlük konuşmada das Klo da yine bu şekilde kullanılabiliyor. Besetzt. Besetzt. Dolu, meşgul anlamlarına gelir. Tuvalet dolu olduğunda, bir masa sandalye dolu olduğunda ya da hat meşgul olduğunda bu sıfat kullanılır. Yani siz tuvaletteyken bir kapıyı tıklattığında dolu demek için "bezet" kullanabilirsiniz. Wir sind rund um die Uhr geöffnet. Wir sind rund um die Uhr geöffnet. Günün her saati açığız. Almanya'da böyle bir kalıbın duyulması alışık olmasa da ara sıra bazı hizmetlerde bunu görmek mümkün. Böyle bir durumda bu cümleyi görebilirsiniz. Yani bu firmalara 7/24 ulaşabilirsiniz. By Wind und Wetter. Bei Wind und Wetter. Yağmurda, çamurda ya da karda, kışta. Yani kısacası her türlü anlamına gelen bir kalıptır. Almanca öğrenmeye yeni başladıysanız ve öğrendiklerinizi pekiştirmek için Türkçe Almanca bir kaynak arıyorsanız oluşturmuş olduğum çalışma dosyaları tam size göre. İçerisinde binden fazla boşluk doldurma sorusu bulunan bu çalışma dosyalarında aynı zamanda cevap anahtarları da bulunuyor. A1 ve A2 çalışma dosyalarında konu anlatımı yer almasa da konular ile ilgili önemli ipuçları var. Ancak B1 çalışma dosyasında konu anlatımı da bulunuyor dosya içeriklerini incelemek ve satın almak için açıklama bölümündeki linke tıklayabilirsiniz. Almanca dil bilgisi kurallarını mantığını kavrayarak ve eğlenceli bir şekilde öğrenmek isterseniz de Udemy'de bulunan online Almanca kurslarına göz atabilirsiniz. A1, A2 ve B1 seviyesinde olan bu online kurslarda dersler önceden kaydedilmiş videolardan oluşuyor. Aynı zamanda öğrendiklerinizi pekiştirebilmeniz için bir de ders sonu mini testler ekledim. Derslere dilerseniz telefondan, dilerseniz bilgisayardan erişim sağlayabilirsiniz. Bu kurslara kayıt tek seferlik, aylık abonelik değil. Yani kurslara bugün kayıt olduktan sonra kurs içeriklerine ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz. Kurs içeriklerini incelemek, ön izlemesi açık olan dersleri ücretsiz izlemek ve %25 indirimli kayıt olmak için açıklama bölümüne göz atmayı unutmayın. Daha fazla Almanca cümle videosu için video sonundaki karta tıklayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.